Merhaba arkadaşlar, bu videoda da yine sizlerden gelen yorumlar üzerine çeşitli coin ve tokenların incelemesini yapacağım. Bu coin ve tokenlar EOS, işte Pundi ve VETS olacak arkadaşlar. Onun haricinde başka bir istek yok şu an. Sadece Ferhat'ın istediği BTT, TRX ve BAT yorumları var. Onları bu hafta içerisinde birden fazla kez yaptım ve dünkü şeyde de canlı yayında da detaylı bir şekilde anlattığım için şu an önceliği onlara vermiyorum. Farklı bir istek gelirse düzenlerim. Eğer ki gelmezse yarın da bu bu üç içeriği tekrar düzenlerim. Onun haricinde şimdi konuya geçiyorum arkadaşlar. İlk istek olarak Pundi'yi inceleyeceğim. Pundi'nin hangi borsalarda satıldığını göstereyim ki aranızdan almak isteyen farklı bireyler varsa inceleyebilir. İşte çoğumuzun kullandığı Binance'de listelenmiş ki birçok borsada da şu an etkin bir şekilde satışı gerçekleşmiş. Yaklaşık 45 tanesinde. Arkadaşlar haberlerine gelecek olursak öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu videolar benim kendi haber takibim ve kendi grafik analizim doğrultusunda oluşturduğum içeriklerdir. Yorumlar tamamıyla şahsıma aittir. Herhangi biri yatırım tavsiyesi asla değildir. Kendi içerik analizinizi yaparak, haber takibinizi yaparak yatırımınızı yaparsanız daha iyi olur. Bakalım mikrofon doğru mikrofon değil mi? Evet, seni bir kontrol edelim, video boşa gitmesin. Tamam, süper. Şimdi arkadaşlar, Pundi'den yana söylenecek iki haber var. Birisi çok önemli, birisinin herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. İşte Pundi kullanıcılarının bir uygulamada %30 indirim alacağına yönelik bir haber var. Güzel mi? Güzel. Sonuçta bir proje. İkinci önemli olan şey ise Binance'in marjinde nerede yazıyor? NPX'e yani Pundi'ye artık margin trade yapabilme imkanı sağlıyor bize ki bunların arasında HOT'u da soruyorsunuz, ara sıra CXP'yi de sorduğunuz olmuştu bundan 2 gün önce yanılmıyorsam. Eğer bu tokenlarla, coinlerle ilgileniyorsanız bunları da göz atabilirsiniz. Margin trade ne demek derseniz, mesela elinde 10 dolar para var ama diyorsun ki işte Pundi uçacak. 10 doları margin trade'e çekiyorsun. Karşılığında mesela Binance'den borç 15 dolar ya da 20 dolar para alıyorsun. Senin toplam bakiyen 30 dolar oluyor. Ama bunlar zamanla vergi değil de ne denir ona? Tefeciden borç alırsın, sürekli faiz. Faiz artar ya. Süresi arttıkça faiz de artıyor. Mesela sen 10 doları verdin, gösterdin. Karşılığında 10 ya da 20 dolar aldın. 30 doların oldu toplam. Şimdi günlük day trade yapacaksan güzel bir kar ve minimal bir faiz ödeyerek kurtulabilirsin. Ama şimdi dersen ki işte mesela nedir? Atom alacağım. Atom sene sonuna 2x yapar. Şimdi senin aldığın 10 dolar, 20 dolarlık borç bir sene boyunca orada durunca sürekli faize biniyor ve süre uzadıkça belirli bir zamandan sonra senin ana paran bile bunu kurtarmıyor. Onun için margin trade yapacaksanız maksimum 2 hafta olsun süre. Yani yine siz bilirsiniz de Pundi hakkındaki tek önemli haber bu. Şimdi grafiğine bakacak olursak, gelelim grafiğine bakalım. Arkadaşlar Pundi'nin yaptığı standart bir hareket var. Bakın. Muhteşem bir zirve çakılmış. Şimdi buraya bakarak bu muhteşem bir zirve mi derseniz. Bakalım muhteşem mi değil mi? Şuradan alan bir kişi %76'lık bir kar elde etmiş. Bence gayet güzel. Sonra aynısını burada yine yapmış. Güzel bir çıkış. Güzel bir çıkış. Patlamış, daha devasa bir çıkış. Sonra belirli bir miktar toplamış. Bakın yani sürekli bu token
Hep aynı hareketleri sergiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya gelmiş. Şuradan biraz kaydıralım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan hemen basitçe 2-3 tane ok çekelim. Buradan yine diğerleri gibi makul bir iniş çıkış göstermiş bizlere. Her zaman olduğu gibi. Yükseliyor. Sonra aşağı yatay yönlü bir iniş. Sonra hafiften bir toparlanma. Bu hafiften bir toparlanma da şu şekilde gösterebiliriz. Sonra biraz aşağıya salıyor kendisini. Yani şu ana kadar hep öyle yapmış. Sonra fırlıyor. Ne kadar fırlıyor? Gördüğünüz gibi. Kar oranına bakalım. Burada %78'lik bir kar vardı. Buradan alan bir kişi ne kadar kar eder? %80. Şuradan bakalım hemen. Bakamıyoruz. Evet, bakıyoruz. %45. Yani böyle böyle kar yapa yapa gitmiş. Bunun üzerine de bir %50, %60 atar. Ama seviyelerimizin buradan başladığını düşünecek olursak da önceki zirvesini de kıracak tabii ki. Pun diye şu an girerseniz bir %100 yapması kaçınılmaz. Yok ben zirvelerden aldım diyorsanız buradan aldığınızı çok tahmin etmiyorum. Ama buradan alsanız mesela şu an kafadan bir ne kadarlık tam şey getirelim. %22'lik bir kaybınız vardır. Bu tekrar kazanca dönüşecek mi? Sabredip beklerseniz kesinlikle dönüşecek. Bugün dönüşür mü? Az önce attığım videoda bir BTC hakkında yorumlama da yapmıştım. Orayı da kontrol edebilirsiniz ya da genel BTC yorumlamam var. Dün yayınladım. Ona da bakabilirsiniz. BTC ne zaman ki eski seviyelerine tekrar dönerse bu Pundi'dir, EOS'tur, VET'tir. Bunların hepsi tekrar eski seviyelerine de gelir. Yeni rekor arayışlarına da çıkarlar. Sonra EOS'u sona bırakalım. VET'e geldiğimiz zaman arkadaşlar VET'te ciddi bir hatta VET'te bir haber yok şu an. Ciddi demeyeyim. Bugün yayınlanan bir haberi yok VET'in. Roadmap'ine bakmadım. Şu an için çok da gerek duymuyorum. Çünkü hani bu istek videoların şu anki ana teması genelde bu kadar düştü işte. Ben battım mı, öldüm mü? Arkadaşlar hiçbiriniz batmadı. Hiçbirimiz batmadı. Bekleyeceğiz. Bir süre bekleyeceğiz. VeChain'i nereden alırsam ya VeChain'i nereden alabilirim anlattın hoşuma gitti derseniz gördüğünüz gibi burada tonla borsası var. İğnenin bak 100 tane var. Oho daha fazlası bile var. VeChain'i bütün borsalardan alabilirsiniz neredeyse göründüğü kadarıyla. Grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar güzel bir yükseliş yaşamış. Sonrasında Bitcoin bunu bir bozmuş. Tekrar eski seviyelerine, eski direnç noktalarına kadar geriletmiş. Bakın. En önemli noktalardan birisi zaten yükselişe başladığı noktalar. Toparlanmaya çalışmış. Ya bakın burayı kırdığı zaman zaten zirveye çıkmış. Tekrar gelmiş ama çıkamamış, orayı aşamamış. Onun öncesinde bir destek noktası. Burası yine bir direncidir bunun. Şimdi bir haber yok dediğim gibi grafik üzerinden yorumlayacağımız için hepsi bunların Bitcoin'e bağlı. Buradan tekrar şu direncini kırdığı zaman ki bu Bitcoin'le eş zamanlı olacaktır. Tahminen maksimum 4 günü var. 4 gün içerisinde burayı kırıp üzerinde kapanış sergilediğinde tekrar eski seviyelerine gelip daha da ilerlere de çıkacak. Bunun geneline baktığımız zaman ya bir zirve içerisinde zaten şu an ama zirveden ne kadar uzak ona da bakalım hemen. Yani hiçbir şey yapmayıp yani yeni bir zirve arayışına girmeden eski zirvesini satmayı istiyorsanız %40'lık bir kar zaten sizleri bekliyor arkadaşlar. Ama biraz daha sabırlı olursanız da bu %40'ınız neden %100 olmasın? Bunun tahmini, yorumlaması sizlere kalsın ama genel itibariyle göründüğü gibi yani Bitcoin düzeldiği gibi şu direnci de kırıp tekrar eski seviyelerine çıkacaktır. Bu kesin olan bir şey. EOS'un arkadaşlar hangi piyasada satıldığını söylemeye çok da gerek yok aslında. Türk piyasalarının bile hepsinde var diye hatırlıyorum.
Hatırlamıyorum. Hepsinde var. Evet, eminim. Gün içerisinde %1,5'luk bir yükseliş gerçekleştirmiş ama zaten EOS da kendi nasibini aldı. Birçok kişinin canını sıktı. Ne kadarlık? %27'lik bir kar. Zirveden alan bir insan için %27'lik bir kar görünüyor. Genele baktığımız zaman zaten EOS bir zirve yaşamamış daha arkadaşlar. Yani ne şeye gelebilmiş, şuradan bakın. Ne 8,5 dolarına, kaydırmaya gerek yok. Ne 8,5 dolarlık esas direncine ulaşabilmiş, ne eski zirvesi olan 15 dolara gelebilmiş. Bundan sonrası EOS'ta en mantıklısı nedir? Ne yapacağız? EOS'un tekrar 5-6 dolarlara gelmesi Bitcoin toparladıktan sonra an meselesidir. EOS için tek sıkıntılı haber CTO yönünden bir sorun yaşıyor şu an EOS ama bu yükselişini engeller mi? Şahsi düşüncem asla engellemez. CTO yokken 30 doları bulur mu? Bu 15 doları kırıp yeni zirvesi olan 30 dolara oturur mu? Orasını çok söylemek mümkün değil arkadaşlar. Bu biraz size kalmış ama yani şuraya gelmesi kaçınılmaz. Bakın %116,35'ten bahsediyor. Burayı kırdığı zaman elbette ki bir yükseliş gerçekleştirecek. Daha sonraki zirvesi de gördüğünüz gibi 5,47 dolar. O da %38'lik bir 36,79'luk bir kar vaat ediyor bizlere. Onları da bir çizgi atalım. Bu direnci de kırdığı zaman arkadaşlar önünde hiçbir engel yok eski zirvesine çıkmasına kadar. Ama benim birincil beklentim dediğim gibi coin'in bu esas zirvesini kırıp yani burası zorlu bir direnç noktası. Burası o kadar da zor değil. Yani bunu aştığı zaman emin olun ki burayı da çıkar. Buralarda da dolaşır. Buraya geldiği zaman zaten kafadan bir 10 dolar olduğunu düşünürsek şu andan 10 dolar nerelerde? Şu an 10 dolardayız. Yani %155'lik bir kar oranı var. Bizlere vaat ediyor. Garanti midir bu? Yani Bitcoin'in yükselişi kadar EOS'un yükseliş şansı da var. Yani bir Ethereum yükselirken, bir Bitcoin yükselirken EOS'u aşağıda tutan şey ne olacak? Sadece CTO yönünden yaşadığı ufak bir problem. Ya ufak bir problem değil aslında da çözülemeyecek bir şey de değil yani. Öyle Ripple'ın başındaki gibi her gün yeni bir bela açılmıyor EOS'un başına. Bu düşüş tamamıyla dediğim gibi Bitcoin ile paralel. Şu an önemli bir direnç noktasını zaten tam aşmıştı. Tam şurayı aştı, yükselişe geçecekti. Önünde şöyle bir nokta vardı. 6,3. Bunu da aşıp uçup gidecekti. Olmadı. Yani bu Bitcoin birçok coin ve token'ın önemli noktalarda önünü kesti. Yapacak bir şey yok. Sepetimiz 3 aydı. Hala 3 ay beklemekle mükellefiz. Şu an ayın kaçı? 25 Şubat'tayız. Yani ben Mayıs'ın 20'lerinden önce sepetimi bozmayı düşünmüyorum. Sizlere de bozmamanızı öneriyorum. Acil bir ihtiyacınız varsa, işte belirli bir miktar ödemeniz varsa, olabildiğince minimal satışlar yaparak bu parayı içeriden çekebilirsiniz ama genel anlamda bütün sepetinizi dağıtmayı ben tavsiye etmem yani. Ben böyle bir şey asla yapmam. Gerekirse parasız kalırım. Yine de sepetimi bozmam. Mayıs'ın 20'lerine 30'larına kadar o sepet kalacak. Beni tatmin edecek karlara ulaştığı zaman satılacak ve yerine yeni bir sepet oluşturulacak. Bu işler böyle. Nedir? 10 liranı sepetle mesela atıyorum 50 lira mı yaptın? İçinden alırsın yine kendine bir 10 lira. İşte gündelik ihtiyaçlarını gidermek için 2-3 aylık. Sonra kalan 40 lirayla yeni bir sepet. Tabii bu oranlar tamamen şahsa kalmış durumlar ama benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum atıp kanala abone olursanız sevinirim. İçeriklerimi genel itibariyle, kanal formatımı genel itibariyle seviyorsanız, beğeniyorsanız beni arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum çünkü
Kanalı büyütmek gibi daha geniş kitlelere hitap etmek, daha fazla insanlara yardımcı olmak gibi bir arzum var. Umarım bu arzuyu yerine birlikte getirebiliriz. Daha fazla da uzatmadan zaten 15 dakika olmuş. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.